Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Haziran Pazar günü Adana Yarış Programı tahminciyle sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program bizleri bekliyor olacak Adana'da. Şimdi sizlere tahminlerini vereceğiz. Evet, İstanbul tahminleri de tabii ki kanalımızda mevcut. Eğer onu göremiyorsanız şu an önerilenlerinizde kanalımıza abone olduktan sonra tıklayıp oradan arkadaşlar videolar bölümünde son videolardan seçebilirsiniz ve İstanbul'u oradan izleyebilirsiniz. Orada da 9 koşu ve 2 altılı var bilginize. Adana'daki programda 4 adet çim, 5 adet kum pist yarışı var. 15 handikap, 3 çıkar İngilizler, 2100 metre kum pist yarışı olacak. 5 çeyrek geçe koşulacak bir yarış. 8 safkanın start alacağı ilk yarışta 1. altılıda. Burada arkadaşlar favorimiz Emrah Sincan'ın derste son yarışında kazanan ve 51 kiloda start alacak olan 5 numara Çağınım olacak. Çağınım'la başlıyorum ama buraya ilaveler şart arkadaşlar. Burada 2 numara İsmail Yıldırım'la birlikte Blue Inferno yazılması lazım. 6 numara Anna Karenina yazılması lazım. 110 gün arasına rağmen bu atı tercih etmeliyiz burada arkadaşlar. Onu belirtmem gerekiyor. Ercan Çankaya'yı dersini izleyeceğiz. Bu 3 atı yazıp küçük kupon yapabilirsiniz ama 3 numara Anarkiye'yi de yazıp İsa Akyoğuz'u 4 ata kadar çıkın derim. Burada ilk ayakta 4 atla birlikte oyunumuzu garanti ve sağlam bir şekilde yapalım. İkinci koşuya geldim. Saat 6'ya çeyrek gala meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı olacak. 9 safkan start alacak arkadaşlar. Bu yarışta izleyeceğimiz 9 at içerisinde favori olarak değerlendirdiğimiz isim her ne kadar kendisini çim pistte izlemiş olsak da kumda da etkili gidebilir. Rio de Glory 3 numara Mehmet Salih Çelik derslik safkan. Şimdi bir 4, bir 3. bir de ikincilik elde etti. Performansında üstünü koyarak gidiyor. Aslında bu yarışta mesela kumda değil yine çimde koşsa kazanma ihtimali çok daha yüksek. Ama şu anda da grup çok müsait olduğu için atın yine galibiyet ihtimalini yüksek olarak görüyoruz. İdmanları da bir gösterelim. Bilhassa Rio de Glory'nin 54-70-25-60'lık rahat bir tempo idmanına geldiğini ve Şanlıurfa'da yaptığını belirtmekte fayda görüyoruz bu idmanı. Adana'da tabii ki bir yarış söz konusu ve burada Adana'da yapan atlarla Şanlıurfa'da yapan atlar var. Bir de Ankara'da iş yapan bir isim var. 24-37 şeklinde Il Postino. Ki ona da değineceğiz arkadaşlar. Il Postino'ya da değineceğiz. Diğer safkanlarda idmanlarda öyle çok aşırı derecede ön plana çıkan bir isim olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani bir tek belki 50.5'la Can Aylar'a 7 numaranın burada bir fark yarattığını söyleyebiliriz. İdman bakımından. 3 numarayla başladık Rio de Glory. 1 numara Il Postino Ercan Çankaya ile ilave ediyoruz. Peşi sıra Can Aylar'a İsmail Yıldırım'la birlikte 55 kiloda 7 numaralı safkanı da önereceğiz burada. Bundan sonra da arkadaşlar burada açıkçası Mehmet Keskin dersteki 2 numara Raş'a şans verip 4 ata kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. Üçüncü koşuya gelelim. Saat 6.30'da şart 4, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. 7 safkanın start alacağı bu yarışta arkadaşlar favori ve Bankotek olarak gördüğümüz bir isim bulunuyor. Tahmin ediyorsunuzdur zaten pek fazla bir uzatmaya gerek yok bu durumu. 1 numara Victory Shot, Ferit Yardımcı ile birlikte 1 numara Tek ve Banko isimdir arkadaşlar. Yani alternatif değil doğrudan Bankotek olarak değerlendiriyoruz. 8 gün evvel ikinci oldu. Son 6 yarışında baktığımızda hepsinde tabel yaptı ve 4'ünü kazandı. Yani 6 yarışta 4 galibiyet inanılmaz bir yüzde arkadaşlar. Bu şekilde burada galibiyet şansı çok yüksek gözüküyor. Sıralı ikili vereceğim size. 3 numara Kolo muhtemelen ikinci olur. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Can Ekürüş Safkan'ı. Bir arkası 3 yazmanızı öneriyorum burada arkadaşlar. Bir arkası 3 sıralı ikilisini yapabilirsiniz. Bu arada burada birinci üçlü Ganyan da var. 1 numara Victory Shot'ı tek atarak bir birinci üçlü Ganyan da yapılabilir diye değerlendiriyoruz arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. Saat 7'de 16 handikap 4 tükarı Araplar 1800'de çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. 2 numara Kasap Ender bu koşu için arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğimiz isimdir. Yüksek kiloya rağmen yine yüksek kiloda start alan 1 numara Dedi'yi de yazmanızı önereceğiz. Ondan sonra 5 numara Kırat Kızı'na şans vereceğim. Son yarış kötü olmasına rağmen öneriyorum bu safkan arkadaşlar. Çünkü grup müsait. Bilhassa da burada Kırat Kızı 57 kilodayken rakipleri 1 ve 2 numaralı safkanlar 63 kiloda start alacak. Bu farktan ötürü bu ismi de yine 5 numara Kırat Kızı'nı da oyunlarda yer vermemiz gerektiğini düşünerek ekledim. Ve bir diğer ilave edeceğim safkan arkadaşlar burada 50 kiloda Lal Hanım 9 numara olacak. 19 gün evvel kötü bir performansı var ama bilhassa 50 kiloda koşuyor olması ve son yarışından daha evvel yarışlarındaki iyi performansları sebebiyle grupta şans tanıdık. Bu isme ikinci altılığında ilk ayağı burası olacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse 1-2-5-9 şeklinde bir oyuna gittik.
5. koşu saat 7.30'da şart 19 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı. Burada 12 safkan start alıyor. Ercan Çankaya idaresindeki 3 numara Canını Yerim isimli safkan bu koşuda favorimiz olmuştur. 1 numara Ferit Yardımcı ile Lord Martin'i de tavsiye ediyorum. Peşi sıra Fatih Sultan Mehmet Sansar'la bilhassa 52 kiloda start almasıyla Yavuz Erim 7 numaraya dikkat diyorum. Mehmet Salih Çelik idaresindeki Grey Gypsy 9 numarayı da burada yazmanızı önereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir oyunla bu ayağı da geçiyoruz. Geldik 6. koşuya. Saat 8'de Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bilhassa ilk altılıyı bitiriyor olduğumuz için şu anda bir hatırlatma yapmam gerekiyor. İlk altılıdaki banko tekimizi zaten verdik biliyorsunuz ki. Burada bir tek geçme durumumuz yok. İlerleyen yarışlarda size ikinci altılı içinde banko tekimizi yine vereceğim. Sıkıntınız olmasın. 8 safkanın start alacağı bu 6. koşuda arkadaşlar 20 gün evvel koşup ikinci olmuş bir at. İsa Akyavuz'da Tezgahtar Nebahat 8 numara favorimizdir. Sonra 2 tane 4. olan Mehmet Salih Çelikli Exoson 5 numarayı yazıyoruz. Şimdi 8 ve 5 kesinlikle herkeste bulunsun. Ama aynı zamanda idmanları göstereceğim. Birkaç tane dikkatimizi çeken husus var. Exoson zaten bakın bahsettiğimiz atlardan birisi iyi bir idmanla geliyor. Yalnız burada ismine değinmediğimiz bir at var ki Engi Baby 4 numara 37-20-24-80'lik idmanıyla dikkat çeken bir idmana sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu atın 4 numara Engi Baby'yi de oyuna dahil etmek lazım. Nizamettin Demir'le ilk startında bir fark yaratabilir. Burada arkadaşlar benim önerim sizlere 5 numara ve 8 numarayı zaten yazdık. 8-5-4 şeklinde bir sıralamayla 3 atlı oyun yapmanızdır. 7. koşuya geldim. İsmet Atlı koşusu saat 8.30'da koşulacak. Kısa vade 7 düzeyinde 3 yukarı İngilizleri 1900 metrede çim pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda baktığımızda 6 at var. Ben burada risk alınıp tek atılması gerektiği kanaatindeyim ve Mehmet Salih Çelik idaresindeki Headworker 5 numarayı tek olarak bırakıyorum. Sıralı ikili 5 arkası 3 oynanabilir. Ama tabii ki burada 2 numara Keymada Grande de var. Bu şartlar altında Keymada Grande'yi de burada düşünebilirsiniz sıralı ikilide. 5 arkası 2'ye gidilebilir. 5 arkası 3 olabilir. 5 arkası 2-3 olabilir. Bu oyunların hepsi söz konusudur. Peki şunu diyeceksiniz. Keymada Grande kazanamaz mı? Yani kazanabilir. Bakın zaten pist rekoruna çok yakın bir derecesi var. Ama ben burada artık bu sene içerisinde 4 yarış koşmuş ve daha üzerine koyarak geleceğini düşündüm. Headworker'ı 5 numarayı tek bırakmayı daha burada uygun buldum. O yüzden 5'i tercih ettim. Ama diyorsanız ki yani tabii ki 2'yi tutuyorum ediyorum. O başka bir konudur. Onunla ilgili de bir şey yapacağım merak etmeyin. Bir alternatif tek daha vereceğim ikinci altılı için. Ona da geleceğiz. Ama ben burada 5 numarayı tek tutuyorum. 5 arkası 2, 5 arkası 3 de sıralı ikili oynanabilecek oyunlardır. 8. koşuya geldim. Şart 4. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada 6 at start alıyor. Şimdi burada bakın bahsettim size değil mi? Ne dedim? Alternatif tek söz konusu ikinci altılı için. Ekürler arkadaşlar. Ancalakon 1 numara ve Smart Ledge 4 numara. O iki isimde galibiyet şansı var. Bilhassa 1.12.86 derece görmüş olmasıyla ve Ekürü start alıyor olmasıyla birlikte 4 numara Smart Ledge burada favori diyebiliriz. 53 kiloda da kilosu da uygun. Yalnız da 1.12.34-1.12.50 gören burada iki safkan var. Hani bunlar kafanızı biraz karıştırıyor olabilir ama şunu belirtmek lazım. Şu anda emin olun derece o kadar da önemli değil. Yani bu atların hepsi bu dereceleri geçecekler. Orada bir sıkıntı olmaz. Ben ekürlerin ikisi bir arada start aldığı için alternatif tek olarak görülmeleri gerektiği kanaatindeyim. Yanlarına da at doğrudan yazdırmıyorum. Zaten yazılacak olsa burada hani 2, 3 ve 5'i yazarsınız. Bu sefer 6'yı da yazayım deyip kapatmaya gidersiniz. Ya burada ya kapatılır ya alternatif tek olarak 4 numara tek bırakılır. Gelelim 9. koşu saat 9.30'da son yarış 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada Kaya Fırtınası ve Cavidan Tay Ekürü 16 safkan start alacak. 12 numara Parlak Demir favorimizdir. 12 ile başladım. 4 numara Ben Kuruş'la devam ediyorum. 2 numara Gökçe Kurt'u ilave ediyorum arkadaşlar. Bundan sonrasında yine ilavelerimize devam edeceğiz. Ama buradan sonrasında artık geniş kupon olduğunu belirtmem lazım. 14 numara Tiryaki Bey. 10 numara Athena Bilas'ı 10 numaraya dikkat edelim. Ciddi bir sürpriz yapabilir bu at. Bu ata temkinli yaklaşıyoruz. Geniş kuponcular için öneriyorum. Ve Tumbul Serhan 7 numara arkadaşlar. Yine benim bilhassa geniş kupon için tercih edeceğim ekstra isim olacak. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Hemen tekleri hatırlatalım. İkinci altılı alternatif tek 8. koşu 4 numara. İkinci altılı banko tek olarak gördüğümüz isim
5 numara Headworker'dır 7. koşuda. Ama dediğim gibi alternatiflikle değiştirebilirsiniz. Onun haricinde de bir diğer tabii ki tek önerimiz, biliyorsunuz ki arkadaşlar burada sizlere vermiştik diğer bir yarışta. Şurada 3. koşuda 1 numara Victory Shot arkadaşlar. Tek olarak verdiğimiz isimde. Diğer video yayında İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.